Murat alayım mı? Yok, iyiyim Ayşegül. Bir şey çıkmadı zaten. Duymadım doktor. Doğru. Boşuna evham yaptım. Yani bir şey çıkmadı ama sen yine de 48 saat yalnız kalma dedi doktor. Hani bir şey yokmuş, öyle değil mi? Yani yokmuş ama ne olacağı da belli olmazmış. Doktor mu dedi bunu? Evet, sen kahve almaya gitmiştin yani. O zaman konuştuk biz. O zaman ben seni 48 saat yalnız bırakmam. Hadi bana gidelim o zaman. Yok, bana gidelim. Hem Nuri Topu gibi bir ISO var. Kadrolu memurumuz Gül Enden var. Şimdi zor olur. O yüzden bana gitsek olur mu? Tamam, sana gidelim. Elif Hanım hamile değil. Murat, sen taksiyi bulana kadar ben tuvalete girsem olur mu? Bekleyeyim seni burada. Yok yok, sen bulana kadar ben gelirim zaten, tamam mı? Tamam, bekliyorum seni. Sağlık kızım. Ha, bana bak. Ne oldu? Hacı işini hallettin mi? Hallettim İsmail Bey. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah canım. Oh, gözün aydın. Hadi geçmişler olsun. Hayırdır? Alo Mıncırık. Güzel kızım, ne haber? Özledim ya. Ne yapıyor benimki? İyiyiz iyiyiz dedeciğim vallahi. Sağ olun. Dedeciğim ben bir şey soracaktım. Sor. Hayrola, kötü bir şey değil değil mi? Dedeciğim şimdi benim bir arkadaşım hamile de. Ben de o hani güvenilir bir doktor istiyor. Elif'in doktoru iyi olur diye düşündüm. Onu soracaktım. Ha tabii, gitsin kızım gitsin. Elif'in doktorunun adı Naci Bey. Soyadı neydi ya, hatırlayamadım şimdi. Canım bizim hastanede çalışıyor, orada bulur. Ya ha, sen karşılaştın yani, restoranda karşılaştık. Tamam gitsin. Bulsun orada, görüşsün. Bizden de selam söylesin. Ben şimdi sana mesaj atarım, numarasını verirsin, arkadaşına konuşur. Tamam mı yavrum? Tamam dedeciğim, anladım. Öpüyorum çok, görüşürüz. Pardon. Doktor Naci Bey'i görmek istiyordum da, odası nerede acaba? Kimi pardon? Doktor Naci Bey, kadın doğum uzmanı. Ya soyadını bilmiyorum ama Elif Güvener'in doktoru. Yalnız burada Naci Bey isminde bir doktorumuz yok. Allah Allah. Ya şimdi belki göbek adı falan vardır ya da bir şey Naci'dir, bir baksanız. Yok, eminim. Naci adında, hele de kadın doğumda çalışan doktorumuz yok. Peki, sağ olun. Maşallah yani, bu da patronundan iyi biliyor. İnsan kendi hastanesinde çalışan doktoru tanımaz mı canım? Şu beyefendiye mi sorsam acaba? Ama başı da kalabalık, Murat da bekliyor. Neyse. Ah minik kuşum, kanatlanıp uçacaksın diye yüreğim pırpır ediyor. Ne yaptın sen bana böyle? Sana bir sır vereyim mi papatya? Bugün bizim ilk sevgililer günümüz. Çok sürprizlerim var sana, çok. Ayağını yerden keseceğim, bulutların üstünde Nacim diyeceğim bana. Ama bak ya, bak beni lafa tuttun. Perdeleri asacağım, markete gireceğim, yemekleri nasıl yetiştireceğim? Sana kendi ellerimle sofralar kuracağım minik kuşum. Sofralar kuracağım. Anlarsın ya. Kim şimdi ya? Efendim?
Alo Naci Bey, ben Ayşegül. Ayşegül? Hangi Ayşegül? Hani bir kere Medya Hanım'la bana terapiye gelmiştiniz. İsmail Bey'den aldım telefonunuzu. Hangi İsmail Bey? İsmail Tekin. Çalıştığınız hastanenin sahibi. He. O İsmail Bey. Tamam, tamam. Hatırladım. Patronum, Veli Nimet'im, müstakbel kayınbabam. Buyurun Ayşegül Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben sizi şey diye aradım aslında. Siz Elif Hanım'ın da doktoruymuşsunuz. Bu durumda kadın doğum konusunda da uzmanlığınız var. Doğrudur yani. Naci Bey, ben hastanede bulamadım sizi. O yüzden yarın görüşmek istediğimde bir konu var. Acaba randevu alabilir miyim? Ne? Nereye? Hastaneye mi? Ne hasta? Alo! Alo Ayşegül Hanım, sesim geliyor mu? Alo. Alo. Alo Naci Bey. Ben tünele girdim. Sesin gelmiyor. Sesiniz gelmiyor. Naci Bey. Meşgule atıyor. Of aman ya. Bu da beni gerçek doktor sanıp randevu almaya kalkıştı ya. Ben sadece mini kuşunun gelininin doktoruyum. Araya başka hasta alamam. Kimse kusuruma bakmasın. Lütfen beni kimse rahatsız etmesin. Ben burada mini kuşuma müthiş bir akşam ziyafeti çekmek derdindeyim. Ya beni aramayın lütfen ya. Siz yorulmayın İsmail Bey, bir şey olmaz. Olur mu öyle şey canım? Biz işimizi sağlama tutalım da belli olmaz, deme lazım. Maşallah. Bu ne uykusu böyle gündüz vakti? Vallahi babacığım ben de anlamadım. Beyin bayağı yoruldu artık. Devreler iyice karıştı. Naciye kahvem nerede? Yavaş yavaş. Ha bana bak. Ayşegül aradı. Aman adı batsın. Şeyi sordu, senin doktoru sordu. Ne? Ya Mediha, niye bağırıyorsun durup dururken be kızım? Ben artık tepkilerimi de kontrol edemiyorum babacığım. Hani ben iyice elden gidiyorum. Yer cücesi niye sordun Naci Bey'i babacığım? Şey için canım, bir arkadaşına kadın doktor lazımmış ondan. Naciye, benim kahvemi kolonyadan yap Naciye. Peki ya, senin kafan yerinde mi kızım? Yerinde babacığım. Sonra? İşte sonrası, ben de hastaneye gitsin, sorsun orada bulur dedim. Telefon numarasını da verdim. Ha tüy de numarayı vererek diktim diyorsunuz. Ne? Tüy mü? Ya ne diyorsun sen Allah aşkına Medya? Yok bir şey babacığım. Diktik diyorum, buraya kadarmış diyorum. Her güzel Mediha'nın bir sonu vardır diyorum. Medya! Medya ya! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.